and respectable guests. I earned the title of my presentation, a conceptual debate. To say the truth, at the beginning, I have written my presentation in Turkish, then translated from Turkish to English, and now, at this late time of the conference, I think more of the people here are Turks, and I'm going to translate again spontaneously from English to Turkish. Excuse me. Evet, kavramsal bir tartışma dedim ben Kıbrıs sorununa. Bunca yıl Kıbrıs sorunuyla ilgilendikten, bunca görüşmeyi takip ettikten, bu kadar şey yazdıktan sonra, son Krasmontan'dan sonra olanlar, işin doğrusu sorunu bir daha gözün geçirmemize yol açıyor ve başka bir bakış açısıyla olaya bakmamızı zorunlu kılıyor. Çünkü çok eskiden beri farkındaydık ki herkes çözümden bahsediyor ama başka bir şey kastediyor. Herkesin kastettiği çözüm kendine göre. Herkes federasyondan bahsediyor ama herkesin bahsettiği federasyon gene kendine göre. Mesela biraz önce burada bir konuşma dinledim. The right of self-determination and territorial integrity of the state'den bahsediyordu bir hanımefendi. Bence 1955'ten beri bizim karşı olduğumuz şeylerdi her ikisi de. Dolayısıyla bir zamanlar oturup uzun bir sohbet yaptığım bir Amerikalı tarihçi sohbetin sonunda bana demişti ki sizinle konuştuktan sonra Kıbrıs sorununun Filistin'den daha kapsamlı ve sebeplerinin tarihin daha derinlerinde yatan bir sorun olduğunu anladım demişti. İzniniz notlar olmam lazım. Doğru söylemek gerekirse yalnız yabancı ziyaretçiler değil, Kıbrıs'tan kendileri bile zaman zaman Kıbrıs sorununun sebepleri ve haklılıklar konusunda bu kavram kargaşası dolayısıyla şüpheye düşmektedirler. Çoğu zaman hangi taraftan bir Kıbrıslı ile konuşuyorsanız konuşmanın sonunda inşallah oldu. Konuşmanın sonunda o tarafın adaletin sesi olduğuna inanmaya başlıyorsunuz. Fakat Kıbrıs sorununun, Kıbrıs probleminin geçmişini konuşmadan önce vurgulamamız gerekiyor ki bütün bu yıllar boyunca biz Kıbrıs sorununa taraf olan taraflar Kıbrıs sorununun tarifi konusunda bile ortak bir konsept oluşturmuş değiliz. Herkes çözümden bahsediyor ama sorunun ne olduğu konusunda bile ortak bir akseptans yoktur. Resmi olarak Kıbrıs sorununun cemaatler arası bir çatışma olduğu söyleniyor. A conflict between two communities. Which communities? İşin başında biz cemaat derken Osmanlı cemaatini kastediyorduk. Bugün var mı? Yok. Ve ne çeşit bir çatışma? Bunun da cevabı yok. Tanımı yok. Sormalıyız bunu öncelikle. Örneğin bugünlerde çok popülerdir. Profesör Kızılyürek Kıbrıs sorununun iki yarışmacı egemen milliyetçilik arasında bir sürtüşme olduğunu iddia ediyor. Ben 1991'de yazdığım bir kitapta bunun doğrudan doğruya bir ulusal sorun olduğunu ile düşünmüştüm. Ulusal sorun derken Kıbrıs'ta iki ayrı ulus var da
Onlar arasında bir sorun var. Hayır, Kıbrıs'ta iki ayrı ulusun adadaki uzantıları var. Ve onlar arasındaki bir sorundur Kıbrıs sorunu. Onun için netice itibariyle her iki ulusla ilgilendirmektedir. Çok çeşitli tarifler işitebilirsiniz. Kıbrıs sorununu tarif et dediğiniz zaman. Bir Kıbrıs sorununa sorarsanız bir işgal sorunudur. Bu 74 sonrası moda olan bir laftır. Ama daha derin inerseniz Kıbrıs halkının kendi kaderini tayin hakkı olan kendi ana vatanıyla birleşme arzusunun küçük, cahil, fakir ve kaba bir azınlık tarafından engellenmesi meselesidir. Bir Kıbrıs toplumuna sorarsanız size böyle tarif edecektir. Öte taraftan sıradan bir Kıbrıs'ı Türkiye sorarsanız size Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması ve bir devlet olması esnasında Balkanlarda ve Girit'te yaşayan Türklerin 165'inin ya katledildiğini veya sürüldüğünü hatırlatarak Rumların kendi kaderini tayin etme hakkının ada Türklerinin yaşama hakkından daha önemli olmadığını söyleyecektir. Ama buyurun. Birinci elden taraf olan iki tarafın sıradan insanların Kıbrıs sorunu konusundaki yaklaşımları böyle tarifleri Kıbrıs sorununu. Atina'ya göre Kıbrıs sorunu büyük adanın Helenik dünyaya katılması ve bunun Türkiye tarafından engellenmesi sorunudur. Ankara'ya sorsanız işin derininde acaba 19. yüzyıldan beri devam eden Türkleri Asya steplerine sürme politikasının devamı mıdır, değil midir sorusuna cevap arayan bir yaklaşımdır. İngiltere'ye sorarsanız Doğu Akdeniz'e ve Süveyş kanalına egemen olma ve petrol çıkarlarını, enerji çıkarlarını koruma meselesidir. Amerika'ya sorarsanız NATO'nun Güneydoğu kanadının tehdit eden istenmemiş sorundur. Rusya'ya sorarsanız etrafındaki demir perdenin bir halkası meselesi de koparılmalıdır. Adanın solcularına sorarsanız Türk olsun, Rum olsun emperyalizmin Kıbrıslara oynadığı bir oyundur. Kendi enerji çıkarları dolayısıyla. Efendim, Kıbrıs sorununa daha az önemli pek çok başka aktör vardır. Onların da her birinin Kıbrıs sorunuyla ilgili bir tanımı vardır ki hiçbiri birbirine benzemiyor. Ve çok açıktır ki bugün oldu 150 yıllık bir sorun Kıbrıs sorunu. Bu 150 yıl içerisinde taraf olanların konunun ne olduğu konusunda bile bir ortak fikri yoktur. Ama hepsi tarafların çözüm bulacakları, çözümü çok teşkil oldukları konusunda hem kendi kamuoylarına hem dünya kamuoyuna karşı çok iddialı laflar etmektedirler. Nasıl? Her şeyden önce bilmeliyiz ki bir sorunu çözümünün yolu önce sorunu bilmektir. Sorunu bilebilmek içinse sorunu tarif ettiğiniz kavramların anlamı konusunda tarafların hemfikir olması lazım. Yüz elli yıldır bu sorun devam ediyor. Son 50 yıldır da sonuçsuz görüşmelere geçiyor. Ama doğruyu söylemek gerekirse
bir sonuca varamamasının sebebi bence bu kavramlar konusundaki karmaşadır. Niye böyle oldu? Öncelikle bir şey Kıbrıs tarihi ile ilgili iki şey, hatta üç şey söyleme ihtiyacındayım. Şimdi değerli dinleyiciler, Kıbrıs sorununun bir kaynakta kayıt altına alındığı ilk örnek 1799 yılına aittir. Sir George Hill'in Kıbrıs tarihi kitabında anlatılır ki o yıl Napolyon Bonaparte'ın Akka Kalesi'ni kuşatması üzerine o dönem Osmanlı donanmasının yeterli gücü olmadığı için Osmanlı hükümeti Britanya donanmasından yardım istedi. Ve Britanya da Cebeli Tarık'taki üçlünün komutanı Sir William Spencer Smith'i bu görevde Doğu Akdeniz'e gönderdi. Zamanın padişahı 3. Selim'de Admiral Smith'i Doğu Akdeniz'deki bütün Osmanlı güçlerinin komutanı ilan etti. Ve o yetkiyle Smith gitti, Akka Kalesi'ne yardım etti ve kuşatma kırıldı. Geri dönerken Kıbrıs'taki Yeniçerileri Arnavutların isyan etmiş olduklarını ve eli değmişken İngiliz Amiral'in şu Kıbrıs'taki isyanla bastırmasını rica etti kendisinden saray. Kıbrıs'a geldi, isyanla bastırdı ve Amiral Nelson'a ünlü bir rapor yazdı. Sir George Hill'den okuduğumuza göre raporda Amiral Smith komutanına diyor ki isyanı bastırdım. Yeniçerileri Arnavutları silahsızlandırdım. Ama yalnız asilerin değil kasapların bıçaklarını bile topladım. Çünkü Kıbrıs'taki Rumlar adanın Türklerine saldırıp onları yer dürmeyi ve adaya sürmeyi planlıyorlar. 1799. Sir George Hill o isyanla ilgili başka bir kaynakta bir kayıt bulamadım diyor ama 5 yıl sonra Amiral Smith'in kasaplarla ilgili iddiasının yalan olmadığını Kıbrıslılar kanıtladı. 1804'te adadaki vergilerin, kırsal vergilerin, yani öşünün ve Hristiyan vergilerinin ikiye katlandığını ilan etti muhasıl. Ve kurak yıllardı, faiz zarar düşüncesindeki yıllardı, olan vergileri bile ödenememekteydi. Adanın Müslümanları ve Hristiyanları, bütün sınıfları bu vergileri ödeyemeyeceklerinden bahisle muhasılın konağına gidip padişahın fermanını görmek istediler. Muhasıl da fermanın kendisinde olmadığını Dragomon'da, yani saray tercümanında olduğunu belirtti gelenlere. Dragoman her ne kadar da tercüman demekse bile o dönemde Kıbrıs'ta Dragoman Cornelius Hacı Yorgakis sadece tercüman değildi. Kilisenin çok yakınıydı ve İstanbul'daki Sadrazam'ın da çok yakınıydı. Bu sebeple Rumlar Dragoman'a gitmeye korktular. Onun için zaten muhasıl Dragoman demişti. Türkler korkmadı ama gittiler, fermanın aslını görmek istediler. Yok diyor ferman. Muhasılla Dragoman'ın halkı soyma planıydı. Dragoman'ın muhafızları kalabalığa ateş açtı. Dört
Türk öldü. Türkler de hücum edip bütün muhafızları öldürdü. Dragoman'ın konağını yaktı etti, isyan çıkardı, Lefkoşa'nın kapılarını kapadı. Başpiskoposu taciz etti. Ondan sonra Muharsıl'ın evine saldırdı. Bütün bu hayhuy arasında Dragoman'ımız kaçtı. Escape dedim İngilizce, Larnaka'ya, oradaki Avrupa Konsolosluğu'na sığındı. Oradan İstanbul'a gitti, Sadrazam'la görüştü. Adadaki Türklerin isyanettiklerini ve adaya asker göndermesi gerektiğini söyledi. Talebi kabul edildi ama Osmanlı'da sıkışıktı. İki tümen asker gönderildi Kıbrıs'a isyanı bastırmaya. Finansmanını başpiskoposluk sağladı. Başpiskoposluk finansmanını sağladı iki tümenle Kıbrıs'ta Türklerin isyanı bastırıldı. Önde gelenler idam edildi. Bir kısmı adalara sürüldü. Kalanlar da Cezayir korsanlarına köle olarak satıldı. 1804. Kim finanse ediyor? Papaz. Kimi? Osmanlı askerini. Kime karşı? Atatürklerine karşı. Tabii bunu Osmanlı felsefesiyle düşünmek lazım. Şimdi bize acayip geliyor ama Osmanlı'nın imparatorluğu olabiliyor. Türkler bunu unutmadı. 1821'de bu defa saray istihbar etti ki adanın Rumları Türklere karşı Türkleri öldürüp veya sürüp isyan ederek Yunanistan'a bağlanmaya hazırlanıyorlar. Kilise yönetiminde. Türklerin sırası gelmişti. Bu defa Türkler Osmanlı birliklerine yardım etti. 400 ileri gelen Rum katledildi. Başpiskopos ve 4 metropolit idam edildi. 5000 Rum'un, zengin Rum'un malı mülkü el konuldu. Türklere dağıtıldı. Şimdi 1799 ile 1821 arasında 25 senede adada süren çatışmaları kısaca anlattım. Çünkü arada başka isyanlar da var. Ve sormak istedim. O dönem Ernst Renan'ın Millet Nedir kitabı yayınlaması var. 80 yıl var. You've got 3 minutes, sir. All right. Thank you very much. Kıbrıs sorunu, bugün Kıbrıs sorunu tartışırken ileri sürdüğümüz kavramlardan daha yaşlıdır. Onun için bugün kullandığımız kavramların hiçbiri Kıbrıs sorununu izah etmeye bile yetmiyor. Değil ki çözmeye. Şimdi bizim ihtiyacımız oturup kendi terminolojimizi yaratmaktır diye düşünüyorum ben. Yani federasyonu savunalım, konfederasyonu savunalım, iki bağımsız devletini savunalımdan önce kendi kavramsal altyapımızı oluşturmalıyız ki daha sonra ortaya koyacağımız politik talebi izah edebilelim ve savunabilelim. Teşekkür ederim.